Sezai abi. Hoş geldin Kahraman. Hoş bulduk. Su. Vallahi abi konuşmamız lazım, önemli bir şey var deyince de merak ettim, ne bileyim. Ne bileyim, kötü bir şey mi var Güzde anneyle? Şunu bir okusana. Ne bu abi? Oksan. Abi bu. O kadar gaddar olma. Gerçeği bilmeden zalim olma. Tamam? Sezai abi, Kadriye. Annem yani. Selim. Bana anlat. Sana anlattım hikayedeki kadın. Kadriye. Senin annen. Girebilir miyim? Mektubu okudum. Oğlumun, biricik evladımın hasreti sadece yüreğimi değil, bütün bedenimi, ruhumu yakıyor. Uyandığım her sabah yeni bir cehenneme gözümü açıyorum. Dicle'lilere kaç mektup yazdım. Oğlumu bir kez olsun göreyim diye kaç kere yalvardım hatırlamıyorum. Ayaklarına kapanmak, ciğeri yanan bu anneye acıyın diye yakarmak için defalarca evlerine gittim. Beni kapıya bile yaklaştırmadılar. Hasretten ölmek, yanıp küle dönmek neymiş çok iyi biliyorum. Kahramanın, evladımın hasreti bunu bana en acı biçimde öğretti. Nefes alıyorum, yiyorum, içiyorum, uyuyorum ama yaşamıyorum. Oğlumdan uzakta, sadece vaadimi doldurup bu dünyadan göçmeyi bekliyorum. Sezai'ye yazdım bunu ben. Bu aşkı kime yazacağım bilemedim. Ya belki bana yardım eder diye. Kimse yardım etmedi. Her gün yazdım ben oğlum sana. Her gün yazdım. O Dicle'li ailesi. Onlar bütün mektupları geri yolladılar bana. Bütün mektupları geri yolladılar. Bir gün bile cevap gelmedi.
Ama ben hiç umudumu kaybetmedim. Hiç umudumu kaybetmedim. Bir gün dedim oğlum... Oğlum büyüyecek. Benim oğlum, benim kahramanım olacak. Beni bulacak dedim. Ben bu camın önünde hep... oturup seni bekledim. Hep seni bekledim ben. Niye gelmedin oğlum? Niye beni merak etmedin? Hiç mi merak etmedin annen? Niye beni aramadın? Neden beni aramadın? Çok bekledim seni ben kahraman. Çok bekledim. Hep merak ettim. Dedim ki benim öz annem nerede? Ne yapıyor? Hiç mi beni özlemiyor? Her gün merak ettim. Ama kendim bildim bileli. Hep senden nefret ettirdiler. Dediler ki doğar doğmaz bıraktı seni. Seni istemedi. Seni evlat olarak kabul etmedi. Ben de nefret ettim senden. Ama hep içimde bir ses dedi ki keşke dedim annem bir gün gelse, bir gün beni görmeye gelse keşke. Bana bir kere sarılsa. Bir öpse beni. Keşke. O sesi hiç susturamadım.